Bakırda pişen yemeğin lezzeti başka olur. Görünüşü de başkadır. Yani her şeyle beraber bakırda pişen başkadır. Ama şu andaki görünüşe bakarsan, yani bakırın bağlı olmasından dolayı, bir de kalayın bağlı olmasından dolayı fiyatlar yüksek olunca bakırdan millet kendini çekmeye baktı. Şimdi ise mesela biz Ramazan'a, eskilere anlatıyorum, eskiden Ramazan'a bir ay kalarak bakırları getirirler, kalaya götürürler. Değişilecek olan değişilir. Eğer değişmeyecek olan olursa onu hurdaya atılır. Şimdi ise öyle bir hareketlik yok. Bakırda bu kadar, yani kısa olarak, özet olarak söyleyeyim, bakıra pek rağbet yok şu anda. Şimdi bakıyorum da şimdi arkadaşlarımızla bakır işini yapanlar, şimdi bugünkü duruma göre yani çok zor. Başka işe dönmek isteyen kişinin değil, yarım ne kadar diyelim, yani şimdi imalatta yapan yok. İmalatta var, bir iki kişi var. Onlar da yeterli diye. Yani yeni nesilde zaten bunu sanat olarak, eski bizim zamanlarımızı söyleyelim. Yani 1960-65'lerde falan bu bir güzel bir meslekti. Biz mesela köylerden geldik. Biz yapıyorduk mesela bu işi. Bizden gelenlere de bu işi tavsiye ediyorduk ama şu anda buna, yani meslek edinecek olan kişi yok bu işi. Şimdiki olan tencereleri kalayla diyor, kullanıyor. Bakıra bir sevgisi var. Bir de bakırda olan yemeklerin lezzeti daha başka olduğu için yeni bakırı alamıyorlar eskisi gibi. Zaten Trabzon'da üretim yok. Bakırın haburasını kızdırdım mı abi, tipini? Haburası da kıza. İletişimi çok. Bakır her tarafı aynı anda kızıyor. Ondan lezzetli oluyor. Yemeğin her tarafı pişiyor. Ama çelikte sadece tip şey yapıyor. Ne sorunu var? Kalay hemen çıkıyor bundan. Biz, son biz. Yani bizden sonra daha üretim olmayacak. Bitti de bitti yani. Çırak üremiyor. Çırak gelmiyor.